Kansızlığa iyi gelen besinler. Anemi, yani kansızlık, pek çok farklı şekilde tanımlanabilen kan rahatsızlığı olarak bilinmektedir. Bu kan rahatsızlığını, kırmızı kan hücrelerinin fonksiyonlarında ve sayısındaki anormallik şeklinde ifade edebiliriz. Kırmızı kan hücrelerimiz, rengini hemoglobinden alır. Demir içeriği zengin protein oksijeni, ciğerlerden, vücudun diğer bölgelerine taşır. Anemi, kırmızı kan hücrelerinin sayısını azalttığında, ya da hücrelerin taşıyabileceği hemoglobin miktarını azalttığında, vücudunuzun dokuları oksijenden yoksun kalır. Oksijen eksikliği, tipik anemiyatürleri, bulgularını üretir. Bu bulgular, güçsüzlük, aşırı yorgunluk, solgun biten, nefes darlığı, düzensiz kalp atışıdır. Hatta, çok şiddetli anemi, felç, kalp krizi ve kalp tıkanıklığına yol açabilir. Her gün tükettiğimiz aşırı çay ve fazlaca içilen süt, demirin tutulması ve vücuttan atılmasına neden olur. Çayı, yemeklerden önce veya sonra, içine birkaç damla limon veya karanfil atarak içmeniz, hem faydasını artıracak, hem de demir emilimini engelleyip, kansızlığa sebep olmayacaktır. Kansızlıktan en çok hamileler, bebekler, okul çağı çocukları ve gençler etkileniyor. Kansızlık, birçok sebebe bağlı olabilir. Özellikle, aplastik ve iyileşmeyen, tekrar eden tüm anemilerin temelinde, ağır metal zehirlenmeleri aranmalıdır. Ülkemizde en sık görülen kansızlık sebebi, demir ve vitamin eksikliğidir. Demir ve vitamin eksikliğinin en büyük sebebi, dengesiz ve düzensiz beslenmedir. İşte kansızlığa iyi gelen besinler. Yumurta. Günlük bir tane yumurta tüketimi, B12 ihtiyacının %10'unu, demir ihtiyacının ise %5'ini karşılamaktadır. Ancak yumurta, doymuş yağ ve kolesterol açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu için, bazı kişilerde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Beyaz peynir. Beyaz peynir, B12 vitamini yönünden zengin bir içeriğe sahiptir. Kansızlık için tüketilebilecek ideal besinler arasındadır. Sığır eti. Günlük 100 gram sığır eti tüketmek, vücudun demir gereksiniminin %11'ini karşılar. Kuzu eti. Kuzu eti, vücutta B12 ve demir eksikliğini karşılayabilen bir gıdadır. Dolayısıyla kansızlığı da engeller. Tavuk. Tavuk, kırmızı ete nazaran daha az kolesterol içermektedir. Gün içinde 100 gram tüketilen tavuk eti, kansızlık için çözüm olabilir. Brokoli. Brokoli, mineral bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Kansızlıkta etkili rol oynayan demir eksikliği için 100 gram tüketmek ihtiyacın %5'ini karşılar. Ispanak. Ispanak, çiğ olarak günlük 100 gram tüketildiği takdirde demir gereksiniminin %15'ini karşılamak için yeterli olur. Muz. Gün içinde bir adet muz tüketerek, demir ihtiyacının ufak bir bölümü karşıladığı için, kansızlık için ideal bir besindir. B12 içeren besinler. Karaciğer, sığır eti, süt, yumurta, peynir, balık. Folik asit içeren besinler. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, tüm tahıllar ve kuru baklagiller, yumurta sarısı. Demir içeren besinler. Kırmızı et, balık, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, üzüm pekmezi, kuru meyveler, kuru yemişler. Kansızlığa iyi gelen diğer besinler. Siyah kuru üzüm, portakal, kuru erik, susam, balık yağı, balık yumurtası, enginar, nohut, karalahana, yağsız süt, yağsız yoğurt, fesleğen, zerdeçal, kuşkonmaz, maydanoz, domates, zeytin, mercimek, kırmızı pancar, ceviz, fındık ve badem, ısırgan, dut, çilek, kavun, tahin, pekmez ve hurma. Kansızlık sorunu için gün içinde farklı mineral ve vitamin tüketimine özen gösterilmelidir. Vitamin ve minerallerin emilimini olumsuz etkileyebilecek çay, sigara ve kahve gibi zararlı etkenlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.